Türkiye'nin farklı illerinde hayvanlarda görülen sat, iki tipi şap virüsü nedeniyle merak konusu olan et ve süt tüketimine dair Profesör Doktor Canan Hecer uyarılarda bulundu. Ecer, et ve süt ürünlerinin her ihtimale karşı en az 70 santigrat derecede 30 dakika pişirilmesi gerektiğini vurguladı. <laughs> Halkında bilinçlendirilmesi gerekiyor çünkü bazen duyuyorum ben et yemeyelim, işte süt içmeyelim gibi aslında yanlış bir takım da duyumlar oluyor. Etin merkez sıcaklığı 70 santigrat dereceye ulaşıp 30 dakika olduğunda zaten virüs inaktive oluyor. Yani biz kaynatıyoruz ürünleri, çiğ yemiyoruz. Ama e, tabii ki insanlarda görülebilir mi? Görülebilir. Eğer e, merkez sıcaklığa dikkat etmezseniz, et ve sakata ürünlerinden, sütten. Ya da e, bu bakıcılar hastalığı aslında daha çok hayvan bakıcılarında daha çok görülüyor. E, çünkü o enfekte yaralara salya temas ettiğinde hayvanlarla temas ettiğinde belirtiler insanlarda da görülebilir. Ama hayvanlara göre e, aynı oranda yaygınlığı ve aynı oranda da e, klinik belirtileri sert değildir. Bilinçli olmamız lazım. Mutlaka e, veteriner hekim kontrolünde üretilmiş gıdaları almamız gerekiyor. 6 ayla özellikle 1 yaş arasında çift tırnaklı hayvan hastalığıdır. Hayvanların aşılanması gerekiyor. Bu aşılamadan sonra da gene bir takım koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Gerek hayvan nakillerinde, gerekse mezbahalarda sağlıksız hayvanların mutlaka tespit edilmesi ve karantinaya alınması çok önemli. Şapın belirtileri çok nettir aslında. Net bir hastalıktır. Öncelikle ateş çok yükselir. Tırnak arasında ağız bölgesinde bir takım veziküller, aft diyoruz onlar çıkar. Bunlar patlar. Hayvanda salya akıntısı olur. Bu tarz hemen anlaşılan bir hastalıktır. Zoonoz bir hastalıktır. Yani hayvandan insana geçen bir hastalıktır. Bu yüzden önemli bizim için. Hemen karantinaya almak gerekiyor. Hem ırklar arasında yayılım engellemek hem de insana bulaşmasını engellemek açısından ve insanların farkında olması gerekiyor. Özellikle hayvan sahiplerinin bilinçli olması gerekiyor. Bu hayvan nakillerinde e, mutlaka e, önce bir hayvanın sağlık kontrolünü yaptırmaları daha sonra diğer sürünün arasına alması gerekiyor. E, gene sınır kapılarında çok iyi denetleme yapması gerekiyor veteriner hekimlerin. Tek sağlık politikası burada çok önemlidir. Aslında e, tıp hekimleri, veteriner hekimler birlikte çalışmalıdır. E, e, ve hatta işte çevre bizim için çok önemli. Biyogüvenlik tedbirleri çok önemli. E, veteriner hekim kontrolü tabii ki olmazsa olmazı. Biz tek sağlık politikası kapsamında birlikte çalışırsak zaten bir sorun çıkmayacaktır. Takip edin gündeme dair her şeyden haber